Çocuğu tatlı dille disipline etmenin 8 yolu. Çocuklarını disipline etmede zorlanan her anne baba bu videomu izlemeli. Peki evde disiplin ortamı sağlamak için anne baba ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Terapist Kevser olarak bunları çok güzel sıralamış. 1. Günlük düzen oluşturun. Eviniz için bir düzen tablosu oluşturun. Bu tabloda neler olacak? Bir defa yemek saati, uyku saati, Çocuğun oyun saati, okula gidiyorsa etüt saatleri. Detaylı bir şekilde bunlar tabloda yer almalı. Ve bu tablodaki düzen gözünün önünde olmalı ve çocuğun bu tabloya uyup uymadığı kontrol edilmeli. Olağanüstü bir durum olmadıktan sonra bu rutin bozulmamalı. Siz bu tablodaki düzene oturtabilirseniz zaten bu çocuğunuz alışkanlık haline gelecek ve hiç itiraz etmeden o düzene uymaya başlayacaktır. İki, ev içinde uyulacak kuralları belirleyin. Çocuğunuz şunu bilmeli. İnsanların yaşadığı her ortamda kurallar vardır. Onun için bizim evimizde de kurallar var ve olmalı. Uyulmadığı takdirde kargaşa yaşanır. Bunun ailedeki düzen açısından ne kadar önemli olduğu çocuğa anlatılmalı. Daha sonra oturun çocuğunuzla bu kuralları belirleyin. Ev içinde şiddet yasak. Neden? Çünkü şiddet hoş olmayan bir davranış ve insana zarar verir. Onun için kimse, kimse kimseye vurmamalı. Vuramaz. Kural bu. Yalnız şuna dikkat edin. Belirlenen kurallar mantıklı ve uygulanabilir olmalı. 3. Açıklamada bulunun. Çocuğunuzdan bir şey yapmasını isterken mutlaka bunun neden yapması gerektiğini de anlatın. Hocam yorucu bu olsun. Mantığına yatırmalısınız neyi neden yaptığını bilmeli ve öğrenmeli. O zaman daha rahat bunu uygular. Mesela asitli içecekler içemezsin. Abur cubur yiyemezsin. Neden? Bunun ona verdiği zararları, niye yememesi gerektiğini güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Biz ne kadar detaylı ve inandırıcı bir şekilde bunu açıklarsak, çocuğumuz o kadar bu kurala uyar. O zaman biz görmesek bile, yanında olmasak bile asitli içecekler içmez, abur cubur yemez. Bak benden söylemesi. 4. Sorumluluk verin. Çocuğun evin bir parçası olduğunu öğrenmesi adına zaten sorumluluklar verilmeli. Ben de bu evin bir bireyim demeli. Örneğin yemekten sonra sofrayı toplama. Kahvaltı hazırlanırken bir kısım şeyleri onun getirmesi. Bu sorumluluklar tek tek belirlenmeli ve onun yapması sağlanmalı. 5. Kurallara siz de uyun. Ev içinde koyduğunuz kurallara siz uymazsanız çocuk neden uysun? Onun için belirlenen kurallar konusunda önce bizim örnek olmamız lazım, model olmamız lazım. 6. Tutarlı davranın. Anne babalar kurallar konusunda birlikte hareket etmeli. Annenin hayır dediğine baba evet dememeli. Yoksa çocuk bunu suistimal eder. Anne babanın kurallarla ilgili birlikte hareket etmesi, tutarlı ve kararlı olmaları çocuğa o kurallara uymaya zorlayacaktır. 7. Takdir edin. Çocuğunuz kurallara uyduğunu gördüğünüzde bunu görün, fark edin ve takdir edin. Uymadığında yakalıyor anne babalar. Hayır, uyduğunu gör. Uyduğunu yakala ve bu konuda takdir et. O zaman kuralları daha aşklı, daha istekli bir şekilde yapacaktır. 8. Çözüme dahil edin. Çocuğunuza da bir sorunla ilgili sen ne düşünüyorsun? Nasıl yapalım diye sorun. Fikri alınan çocuk o problemle ilgili sorunla ilgili katkı sağlamaya da çalışır. Aynı zamanda sorunları konuşmayı, çözüm üretmeyi ve çözme adına sorumluluk almayı da öğrenir. Evet arkadaşlar bu 8 kurala dikkat edersek çocuklarla kavga etmeden, birbirimizi kırmadan, üzmeden kurallara uyma konusunda anlaşabiliriz. Bu konuda sizler neler yapıyorsunuz, neler yaşadınız, başka neler eklenebilir? Mutlaka yorumlarda yazın. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.